Sayın basın mensupları, hepinize iyi çalışmalar diliyoruz. Sağlık çalışanlarına karşı şiddet bu meclisin çok uzun süredir konusu. Özellikle son 10 yılda bu konuyla ilgili mecliste sayısız kez araştırma önergeleri verildi, soru önergeleri verildi, kanun teklifleri verildi. Özellikle 2012 yılında Ersin Arslan arkadaşımızın bıçakla yaralanarak öldürülmesinden sonra daha önce verilen 10 kez sağlıkta şiddetin araştırılmasına ilişkin kanun teklifi Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından sağlıkta şiddetin araştırılmasına yönelik araştırma komisyonu kurulma teklifi Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından tam 10 kez reddedilmezken 2012 yılında Ersin Aslan'ın şehit edilmesiyle birlikte gelen yoğun kamuoyu baskısıyla bu komisyon kurulmuştu. O günden beri meclis sağlık emekçilerine karşı şiddet konusunda bir takım çalışmalar yürütüyor. O komisyonun raporu hazırlandı, basıldı, ilgili kurumlara yollandı. Ancak ilgili kurumlar, özellikle Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, o komisyon raporunda yazanları yerine getirme konusunda atıl davrandıkları için, isteksiz davrandıkları için, zaman zaman niyetlenip daha sonra komisyonlarda, genel kurulda talep edilen yasal değişikliklerin altı boşaltıldığı için amaca yönelik ve sonuç alan bir kanuna bir türlü kavuşamadık. 2 yıl önce bütün partiler bir araya geldiler, çalışma yaptılar. Sağlık Bakanı Türk Tabipleri Birliği'nin taleplerinin, sağlık meslek örgütlerinin taleplerinin, sağlık alanında örgütlü sendikaların taleplerinin yerinde olduğunu söyledi. Komisyon aşamasına kadar her şey yolundaydı ama komisyonda saraydan gelen telkinlerle Adalet ve Kalkınma Partisi yine o kanun teklifinin altını boşaltmıştı. Bu sene Mayıs ayında bir kez daha oturuldu, birlikte çalışıldı ama yapılan düzenlemelerin hem Türk Tabipleri Birliği'nin hem sendikaların, diğer meslek örgütlerinin, derneklerin tam taleplerini karşılamadığı hep söyleniyordu. Tabii bu arada Milliyetçi Hareket Partisi başta olmak üzere Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP'nin hem genel başkanlarının hem sözcülerinin, Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere sağlık meslek örgütlerini hiçe sayan, öteki gören, hatta onları hedef gösteren, şeytanlaştıran, zaman zaman Türk Tabipleri Birliği kapatılmalıdır noktasına kadar gelen söylemleri birlikte çalışma olanağını ortadan kaldırmış ve bu örgütleri kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırma noktasına bir gayret gösterilmiştir. Tam bunlar konuşulurken Türk Tabipleri Birliği bir kanun teklifiyle gruplara başvurmuştu. Bu kanun teklifi Ateşli Silahlar Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngörüyordu. Ne diyordu? Aynı mahkeme salonları gibi tüm sağlık hizmetinin sunulduğu yerlere kimse, polis dahil, jandarma dahil, özel güvenlik dahil, kimse silahla giremesin. Bu mahkeme salonlarında var, bu hastanelerde de olsun, sağlık ocaklarında da olsun diye istiyorlardı. Biz bu kanun teklifi üzerine çalışırken 6 Temmuz günü Ekrem Karakaya, Konya'da uğradığı silahlı saldırı sonucunda bir silahlı güvenlik görevlisinin bir başka hastanede sağlık emekçilerinin sağlığını, güvenliklerini sağlamak üzere görevlendirilmiş bir güvenlik görevlisinin silahından çıkan kurşunlarla hayatını kaybetti. Tam o günlerde siyaset Türk Tabipleri Birliği kapatılsını konuşuyordu. Türk Tabipleri Birliği sağlık merkezlerine silahla girilmesin diye talepte bulunuyordu ve belinde silahıyla oraya giren bir güvenlik görevlisi Ekrem Karakaya kardeşimizi şehit etti. O günden sonra Türkiye'de herkes bu konuda tepkisini dile getirdi, duyarlılığını dile getirdi. Sonuç, iktidar partisi Ekrem Karakaya'nın memleketinde bir hastaneye adını verdi. Elbette kıymetlidir ama bu klasik tepkiler, bu klasik refleksler sağlık emekçilerinin hayatını kaybetmesinin önüne geçmiyor. İlk günden itibaren Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu sorumluluğun mecliste olduğunu vurguladı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak geçen hafta Türk Tabipleri Birliği ile birlikte
sağlık alanında görev yapan, örgütlü olan Türk Hemşireler Derneği'ni, Kamu Diş Hekimleri Derneği'ni, Ankara Tabip Odası'nı, Türk Diş Hekimleri Birliği'ni, Birlik ve Dayanışma Sendikası'nı, Hekim Birliği'ni, Aile Hekimleri Federasyonu'nu, Sağlık Emekçileri Sendikası'nı ve genel işi davet ettik ve kendileriyle bir araya gelerek görüşmelerimizi yaptık. Elimde o çalışmanın ürünü olan 14 maddelik bir kanun teklifi var. Bu kanun teklifi biraz önce isimlerini saydığım sağlık meslek örgütlerinin, sendikaların, derneklerin ortak talebi ve diyorlar ki sorunu çözerse bu çözer. Lütfen bunu kanunlaştırın. Biz bunu 3 grup başkan vekili imzasıyla Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına meclis başkanlığına bu kanun teklifini verdik. Ve biraz önce meclisimizin sayın genel sekreterine partimizin 120 milletvekilinin imzasıyla iç tüzüğün ve anayasanın öngördüğü şekilde meclisi olağanüstü toplantıya davet ediyoruz. Ne zaman? Önümüzdeki hafta pazartesi günü 1 Ağustos 2022 pazartesi günü saat 14'te. Yani gelecek hafta bugün bu saatlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya davet ediyoruz. Bu olağanüstü toplantıda ilk önce bir genel görüşme açılmasını talep ediyoruz. Yani tüm siyasi partiler bir genel görüşme açarak sağlıkta şiddet konusundaki görüşlerini, düşüncelerini, önerilerini dile getirsin. Ve ardından meclisin çalışmalarına devam ederek Türk Ceza Kanunu'nda ve Ateşli Silahlar Kanunu'nda değişiklik yapılmasını talep ettiğimiz, ancak talep bizim talebimiz değil, 14 madde biraz önce söylediğim meslek örgütlerinin maddeleri, 2 maddede yürütmeyle yürürlülük, toplam 16 maddelik bu kanun teklifinin görüşmelerinin yapılmasını talep ediyoruz. Ve bu bitene kadar meclisin çalışmalarını sürdürmesini istiyoruz. Bu durumda üzerine görev düşenler var. Yani elbette meclis başkanı 7 gün içinde meclisi toplantıya çağırmak durumunda. Önümüzdeki pazartesi günü toplantı yeter sayısı olan 200 milletvekili genel kurulda olursa genel görüşme başlayacak ve ardından kanunun görüşmelerine geçebileceğiz. Biz iktidar muhalefet ayırmadan tüm grupları, tüm milletvekillerini bu toplantıya, çağrımıza cevap vermeye ve gelecek hafta saat 14'te genel kurulda olmaya davet ediyoruz. Tabii bu konuda üzerine görev düşen ve daha önceden görevini yaparlarsa meclisin gelecek hafta daha sağlıklı çalışmasını sağlayacak olanlar var. Bunlar da Sağlık Komisyonu Başkanı ve Adalet Komisyonu'nun başkanıdır. Kanun teklifimizin bu iki komisyona sevk edilmesi beklenmektedir, olağandır. Bu komisyonlar yazın çalışma kararı almış durumdadırlar. Başkanları herhangi bir başka iş ve işleme gerek olmaksızın bu hafta içinde komisyonlarını toplantıya çağırabilirler. Kendilerine sevk edilecek bu kanun teklifi üzerinde komisyon toplantısı, komisyon çalışmaları bu hafta içinde tamamlanabilir. O zaman gelecek pazartesi genel görüşmeyi müteakip kanunun görüşmelerine geçer ve bunu kamuoyunun da beklentilerini karşılayacak, tüm sağlık emekçilerinin beklentilerini karşılayacak şekilde gelecek pazartesi günü normal çalışma saatleri içinde bunu tamamlayabiliriz. Eğer Sağlık ve Adalet Komisyonları pazartesi gününü beklerlerse, bu haftayı değerlendirmezlerse, o zaman gelecek hafta pazartesiden sonra birkaç gün daha çalışmaya ihtiyaç olacaktır. Ben meclis başkanının bu toplantı çağrımızı önümüzdeki pazartesi için yapacağına inanıyorum. Zaten anayasa ve iç tüzükte bu konuda kendisine bir başka tasarruf hakkı vermiyor. Elbette toplantı tarihini değiştirebilir. Ama biz zaten olan en ileri tarih 7. günün sonunu talep ettik. Genelde daha erken talep edilince 7. güne verebiliyorlar. Onun dışında bu çağrıyı yapacaklar. Biz de Türkiye'de bütün kamuoyu böyle bir çalışma için, böyle bir haklı talep için
sağlık meslek mensuplarının örgütlerinin ortaklaştığı böyle bir haklı talep için kimlerin meclise geleceğini, kimlerin gelmeyeceğini, kimlerin bu sorunu çözme noktasında irade ortaya koyacağını, kimlerin koymayacağını görecek. Biz gelecek hafta tüm milletvekillerimizle, çok özel mazeretleri, sağlık sorunları olan arkadaşlarımız dışında tüm milletvekillerimizle burada olacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütün mensuplarını milletimizin kendilerine vermiş olduğu görevi yerine getirmek üzere bu olağanüstü toplantı gününde burada olmaya davet ediyoruz arkadaşlar. Dün Sayın Genel Başkanımızın Balıkesir mitingimizde söylediği gibi sorun yakıcıdır. Sorun siyaset üstü bir sorundur ama mesele siyasetin konusudur. Siyaset bu sorunu çözmek için teklifin kimden geldiğine bakmaksızın ve bir takım siyasi rekabetleri, çekişmeleri bir kenara bırakmalıdır ve hep birlikte sağlık emekçilerimizin hayatını tehdit eden bu ve her geçen gün önlenemeyen artan bu sağlıkta şiddet konusunda üzerimize düşeni yapmak durumundayız. Kamuoyunun konunun kamuoyu tarafından biraz daha iyi anlaşılabilmesi için birkaç rakam vermeme izin verin. Beyaz kod, yani sağlıkta şiddete uğrayan doktor beyaz kod veriyor. Beyaz kod başvuru sayısı 2020'de 11.942 idi. Yani 2019'daki kanun, Bülent Turan'ın geçtiğimiz haftalarda burada birlikte kanun çıkardık dediği kanundan sonra 11.942 idi. 2021 yılında bu rakam 29.826'ya ulaştı. Yani Türkiye'de ne oluyorsa oluyor ve sağlıkta şiddet 2020'den 2021'e 3 kat artıyor. Ve Türk Tabipleri Birliği'nin yaptığı bir anket çalışması doktorların %84'ünün meslek hayatlarında en az bir kez fiziksel ya da sözlü şiddete maruz kaldıklarını söylüyor. Ve yine bir başka çalışma şiddete uğrayanların her iki vakadan birinde beyaz kod verdiklerini ve gerekli mercilere başvurduklarını söylüyor. Yani her iki vakadan biri kayıtlara geçerken diğeri de geçmiyor. Bu bize 2021'de 60 bine yakın sağlıkta şiddet vakasının yaşandığını gösteriyor. Bu duruma, bu rakamlara, bu yaşananlara milletin oraya git ve bizim için yasa çıkar diye görevlendirdiği milletvekillerinin duyarsız kalmaması gerektiğini düşünüyoruz ve tüm milletvekillerini bu çağrımıza cevap vermeye, tüm siyasi parti gruplarını önce bu hafta ilgili komisyonları çalıştırarak en doğru şekilde birlikte bu teklifimizi komisyondan geçirmeye ve gelecek pazartesi günü yasalaştırmaya davet ediyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sorunuz varsa yanıtlayabiliriz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Buyurun. Pardon. Evet. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm siyasi partileri, tüm milletvekillerini iktidar muhalefet ayırmaksızın bu toplantıya davet ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi 130'un üzerinde milletvekiliyle burada olacak. 200 toplantı yeter sayısının sağlanabilmesi için en az 70 milletvekilin daha burada genel kurulu toplantısına katılması gerekiyor. Bu konuda biz iktidar muhalefet ayırmadan tüm milletvekillerinin duyarlılık göstereceğini düşünüyoruz. Tüm siyasi parti gruplarının görevini yerine getireceğini düşünüyoruz. Bu anlamda işte bir ittifak içinde çalışma yapalım, 200 rakamını biz sağlayalım, gerisi gelmezse de buradan bir siyasi çıkar elde edelim gibi bir yaklaşımımız yok. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ayrım yapmaksızın 5 siyasi parti grubunu ve tüm milletvekillerini böylesine bir meselede meclise gelmeye ve çalışmalara katılmaya davet ediyoruz. Buna olumlu cevap vereceklerini düşünüyoruz. Bu konuda herhangi diğer temaslara bir siyasi polemiğe sebebiyet vermemesi için gerek duymadık. Çağrımızı ayrımsız tüm milletvekillerine ve tüm gruplara yapıyoruz. Burada özel bir çalışmamız,
ittifak ortaklarıyla temasımız, muhalefet partileri üzerinden bir temasımız olmadı. Çünkü bu meselenin böyle temaslar kurmayı gerektirecek bir siyasi çekişme alanına dönüşmesini istemeyiz. Bu vicdani bir meseledir. Biz bu mecliste yemin ederek göreve başlamış tüm milletvekillerinin bu vicdani sorumluluğu taşıdığına inanırız. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.